nüfus hizmetlerinin değiştirmesinden gelen yasal düzenleme aslında toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade AKP'nin kendi dinci gerici ideolojisinde hakim kılmak amacıyla oluşturmak istediğini topluma sunacağı katkı üzerinden ihtiyaç olarak doğmuştur. Nitekim AKP son 15 yıl boyunca, iktidarı boyunca çeşitli yasal düzenlemeleri bu amaçla toplumun gündemine, kamuoyunun gündemine sokmuştu. Özellikle son bir yıl içerisindeki OHAL sürecinde bu saldırılar, bu yasalaşma girişimleri çok daha fazla arttı. Yakın zamandaki hadım yasası, yine Rıza Yaşın düşürmesiyle ilgili yasal düzenleme girişimi, yine keza boşanma komisyonu, meclisin üyesinde oluşturulan boşanma komisyonu ortaya çıkardığı rapor tüm bunların örneklerini teşkil ediyordu. Tüm bu yasal düzenlemelerin hedefinde nedense kadınlar var. Çünkü oluşturmak istenen bir toplum kadın kimliğini, kadın yaşamını hedef olarak seçiyor ve tümden kadınların biat eden, evin içine kapanan ve rıza gösteren, itaat eden bir konuma, ikincileştiren bir konuma etmeye çalışmaktadır. Nitekim müftülere, imam nikahı kıyan müftülere resim nikah kıyma yetkisi de kadın kazanımlarını ve kadın yaşamını tümden hedef alan yeni bir yasal düzenlemedir. Gerekçe olarak sunulan evliliği kolaylaştırma ise AKP'nin manipülasyon yaratarak bunu toplumda meşrulaştırma çabasından başka bir şey değildir. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'de nikah memurlarının herhangi bir iş yoğunluğu yok. Türkiye'de evlenme problemi diye bir durum yok. Tam tersine Türkiye'de boşanma sorunu var. Pek çok kadın boşanmak istediği için katledilmekte. Devlet bunları korumak yerine, bunların korunmasına dair yasal düzenlemeler yapmak yerine tam tersi aslında bu yasal düzenlemeyle kadınları ev içerisinde hapseden, bugüne kadar verdikleri fetvalarla kadınların nasıl giyinmesi, nasıl gülmesi, nasıl yaşaması gerektiğine dair fikir üreten müftülerin resim nikahlarla da muhtemelen ev içerisinde kadının erkeğe nasıl biat etmesi gerektiği öğretileriyle bir aile kurumunu toplumda oturtmak istemektedir. Çünkü bildiğimiz üzere Türkiye'de nikah memurlarının herhangi bir iş yoğunluğu yok. Türkiye'de öğretmenlerin iş yoğunluğu evet çok var çünkü atamaları yapılıyor. Türkiye'de sağlıkçılar, mevcut sağlıkçı kadrosu hastalara yetişemiyor. Ancak nikah memurlarının herhangi bir iş yoğunluğu yok. Dolayısıyla bu gerekçeler sudan bahanelerdir. Asıl olan AKP'nin kendi oluşturmak istediği yeni aile tiplerini toplumda hakim kılmaktır. Yine bu yasal düzenlemenin içeriğine baktığımızda mezhepçi tekçi bir anlayışın burada da hakim kılındığı görülmektedir. Yani bu yasal düzenlemede çok açık bir şekilde mezhepçi bir dayatma söz konusudur. Yine bu yasal düzenlemenin çok önemli bir noktası şudur ki sağlıkçı denetimi dışındaki doğumlarda beyanın aile üyeleri üzerinden yapılması çok ciddi bir sorun teşkil etmektedir bizler açısından. Çünkü bildiğimiz gibi Türkiye'de hem çocuk evlilikleri hem çocuk istismarından kaynaklı çok fazla tecavüz vakası var. Ve çocuk istismarcıların, tecavüzcülerin denetim dışı kalmasını sağlayacak bir yasal düzenlemedir aynı zamanda. Pek çok çocuğun mağdur edilmesi daha çok kendi yakınlarından gelen zararlar doğrultusunda oluşmuş bir sonuçtur. Fakat buna rağmen beyanın da o kişiler üzerinden yapılabileceği tehlikesi bu yasal düzenleme de mevcuttur. Ve çocuk istismarcıların, tecavüzcülerin atlayacak yeni bir yasal düzenleme de bu şekilde hayat buldurmaya çalışılmaktadır. Aynı şekilde çocuk gelinlerin çok fazla olduğu ülkemizde bu yasal düzenlemeyle de genç yaşta çocuk yaşta evliliklerin artacağı da kuşkusuz bu yasal düzenlemeyle amaçlanmak istenmektedir. Dolayısıyla tüm bunların toplamına baktığımızda aslında AKP'nin OHAL fırsatçılığıyla yeni bir yasal düzenlemeyi baskıcı bir şekilde toplumdaki farklı kesimlerden, özellikle bu yasal düzenlemelerden etkilenecek kesimlerin dışında kendi ideolojisi doğrultusunda oluşturmaya çalıştığı bu yasal düzenlemeyle kadınları söz hakkından, kadınların kazanımlarından, kadınların yaşamından nemalanarak kendi istedikleri bir yaşam için bir toplumsal yapı oluşturmak hedeflenmektedir. Bunu yaparken de özellikle OHAL sürecinde hukuksuz bir şekilde etkisiz kılmaya çalıştıkları muhalefeti sesini kısmaya çalışarak
baskıcı ve otoriter bir yönetim anlayışına her türlü yasal düzenlemeyi de bu süreçte geçirmeye çalışmaktadırlar. Tabii bize düşen Türkiye'de kadın eşitliği ve özgürlüğünü savunan kesimlerin, özellikle kadın örgütlerinin hep birlikte bu yasaya daha önceki yasalara karşı çıktığımız gibi bu yasal düzenlemeyi de karşı çıkarak bu yasalaşmasına engel olmaktır. Kesitli kadınlar olarak da bugüne kadar benimsediğimiz kadınların eşitlik ve özgürlük ilkesini bu yasal düzenlemeye karşı da tüm kadın örgütleriyle birlikte bir arada olarak her sonuna kadar yasalaşmaması için her türlü mücadeleyi de yürüteceğimizi buradan bir kez daha belirtmek isteriz.